Evet, büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı. Türkiye'nin en güzel Fenerbahçe YouTube kanallarından biri olan Kadıköy Sokak kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bazen bazı anlar vardır, insan ne konuşacağını bilemez. Hani konuşsam, sussam gönül razı değil. Konuşsam Silivri soğuktur. Yok, o başka bir şeydi ya. Hani sussam gönül razı değil, söylesem sülalemi içeri atarlar. Yok, o da başka bir şeydi. Neyse, hani bazı anlarda bazı şeyleri söyleyemezsiniz ya. İşte tam da o anlardan biri bu an. Bir tarafta Fenerbahçe ve Fenerbahçe taraftarı, yıllardır gelmeyen, belki de çalınan kupalara hasret kalmışken, diğer tarafta arada sırada ağzına bir parça meme verilen, susturulan, kucakta sallandırılan, istekleri yerine getirilen bazı takımlar. Ligde Beşiktaş Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etmiş ve rakibinin ligdeki 11 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırmış. Mesela 58'de skor 1-0 iken Gulbrandsen'in kaçırdığı çok net pozisyon var ama eminim onu atsa yine Beşiktaş bir şekilde gol bulurdu. Bulmak zorundaydı. Sanki anlaşma yapılmışçasına lig daha çok izlensin dercesine işte kahveler tıklım tıklım dolu olsun, birileri yayıncı kuruluşu satın alsın dercesine bazı düzenlemeler var gibi geliyor. Yoksa size de tuhaf gelmiyor mu? Galatasaray 33 puan yapıldı. Fenerbahçe 32, Başakşehir 30, Adana Demir 27, Beşiktaş 26, Trabzon 26, Konya 25, Kayseri 23 diye gidiyor. Yani düşünün, birinci sıradakiyle 7. sıradakinin arasında 8 puan var. Çok mu? Bence çok değil. Aynı şekilde ligin son sırasındaki Ümraniye'nin 10 puanı varken hemen birkaç maçla düşebilecek. Misal veriyorum, Karagümrük 12. sırada ama onun 16 puanı var. Yani arada 6 puanlık bir fark var. Lige heyecan verdiklerini düşünüyorlar ama unuttukları bir şey var ki adalet herkes için adalet. Yani bugün adil olmazsanız yarın başınıza gelecek her şeyden siz sorumlusunuz. Saat 15'te kulübümüz bugün bir basın toplantısı düzenleyecek. Özellikle yaşanan son gelişmelere dair haberiniz olsun. Öncelikle bunu belirteyim. Evet, kulübümüz saat 15'te çok sert açıklamalar yapacak. Hatta Erol Bilecik'in yapacağı düşünülüyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, şunu belirteyim. Süper Lig'de bir şeylerin dizayn edildiği Galatasaray'ın arka arkaya 5 maçtır kazandığından belli. Çünkü ortada futbol anlamında hiçbir şey yok. Ortada sadece vasıfsız Türk hakemlerinin rezalet yönetimi. Peki hocam, Galatasaray 5 maçtan adaletli bir şekilde skorlar alsaydı. Misal veriyorum. Yani uyduruyorum, kafadan atıyorum ya. Hani senin kafandakine Fenerbahçe Giresun maçında, Trabzon maçında doğrandı. Hadi ikisini almış olsun. 38 puan. Galatasaray da bu maçlardan 3'ünü kaybetmiş olsun. 9 puan çık, 24 puan. Şimdi Galatasaray 24, Fenerbahçe 38 olsa ne değişecek? Yani mesela bir Galatasaray Fatih Terim'i getirecek. Yine aynı düzen başlayacaktı. Çünkü yıllarca böyle oldu. Yani yıllarca biz neler izledik? Galatasaray'ın bir lobisi var. Bazı insanlar bu lobiden, Allah'tan da korktuklarından daha fazla korkuyorlar gibi bir izlenime kapıldım. Bilmiyorum ne derece doğru, ne derece yanlış ama şöyle bir şey var. Adalet herkes için adalet. Yani zamanı geldiği zaman, bir şeyler dönüp dönüştüğü zaman hep birlikte göreceğiz kimin için neler lazım diye. Galatasaray Sivasspor'u deplasmanda hakemin muhteşem katkısıyla, muhteşem desteğiyle 2-1 yenmeyi başardı. Yani ben burada Galatasaray'ın asla ve asla hani adına çamur ya da leke sürmek istemiyorum. Çünkü benim sürmeme gerek kalmadan Galatasaray kendi kendine bir şeyleri sürdü. Mesela 1-0 önde Galatasaray dakika 32'de Gomis'te yararlanamadığı çok net pozisyon var. Hiç kimse bunu konuşmuyor. Konuşmaz. Çünkü Erkan Özdamarsız, damarsız, damar mı? Özdamarmış. Sadece Özdamarmış. VAR monitöründe pozisyonu izliyor ve pozisyonu izledikten sonra Sivasspor'un golünü iptal ediyor. Ve ofsayt gerekçesiyle. Allah aşkına, ofsaytın VAR'da incelendiği nerede görülmüş? Bu bir.
İkincisi Yoğurtçu Parkı'nda Fenerbahçe'nin Alex de Souza heykeli var. Galatasaray, Vahap Beyaz'ın, Ahmet Çakar'ın ve Erkan Özdamar'ın, hani bu gibi isimlerin heykelini yapmayı düşünüyor mu? Çünkü bunlar olmazsa olmaz. Niye iptal etti? Kimsenin anlamadığı bir pozisyon. Ya bu hakemler bunu cüreti nereden buluyor? Kimse anlamıyor. Erden Timur'un işte cemaatçi, tarikatçı, şucu bucu olduğu söyleniyor. Keşke cemaatçi olsaydı. En azından Allah'tan korkardı diye düşünüyorum. Çünkü Allah'tan, yani normal şartlarda cemaatçi insanların Allah'tan korkması lazım. Çünkü cemaat dediğin, tarikat dediğin, hani seni Allah'a yaklaştıran yoldur. Eğer gerçekten cemaatçi, tarikatçıysan Allah'tan korkarsın. Yani ben genel konuşuyorum. Ama yiğici tayfadansan, makamcı tayfadansan, koltukçu tayfadansan Allah'tan korkmasın, tarikatı bir basamak olarak kullanırsın. Bilemeyeceğim. Şimdi ligi bitirmeyiz dedi. Hakikaten 5 maçtır biz Galatasaray maçlarından neler izliyoruz? 10 dakika boyunca izleyip bir şey bulamayıp ona rağmen iptal ettiler Sivasspor'un Nizami golünü. İnanın hakem bile bilmiyor. Okan Buruk biliyorsunuz ağlamayı en seven teknik direktörlerden birisidir Süper Lig'de. Yani arada sırada ben mesela şeye çok ayar oluyorum. Oğlu kanser hastasıymış, kanseri yenmiş. İkide bir de bundan dem vurup üste şey çık böyle bir şey çabası. Allah kimsenin çocuğuna vermesin ama. Ya bizim çocuklar grip oluyor, nezle oluyor. Biz konuşurken aman diyoruz, aman adını bir daha anma, aman bizden uzak olsun diye. Ya ne kadar çok konuşabiliyor, ne kadar çok hitap edebiliyor, ne kadar çok dile getirebiliyor. Ya inanın millet artık dümen olduğunu düşünüyor ya. Acındırma politikası diyor ya. Bunu zamanda bir tane imam vardı, şimdi Amerika'da yaşıyor. O da camilerde çok yapar, millete ağlatırdı falan diyorlar. Yani sosyal medyaya bakın. Ya ben anlamıyorum. Bize ne şeyin, Okan Buruk'un, Allah şifalar vermiş. Çok şükür kurtulmuş. Tamam bitti. Herkesin çoluğu çocuğu var. Ya herkesin var ya. Şarkıcı Özgün'ün mesela Down sendromlu çocuğu var. Haberiniz var mıydı? Omar Abdullah'ı havai fişek gösterisi yapmasaydı o çocuklarda, o gözüne o zarar gelmeseydi, çocuklarının o şekilde olduğunu biliyor muydunuz? Yok. Ya bu nasıl bir şey? Ben anlamıyorum. Neyse, hakemden ağlayan zırlayan Okan Buruk demiş ki net olarak pozisyonu görmedim, seyretmedim. Niye? Niye görmedin? Niye seyretmedin? Kör müydün? Neyle ilgileniyordun? Ne seyrettin o anda? TRT Çocuk mu izliyordun? Hakemin kararı uzun süre konuşuldu. Bana ofsayt verildiği yönünde bir bilgi geldi. Pozisyonun ofsayt olduğuna dair nereden bilgi alındığını bilmiyorum. Ben idarecilerimizden öğrendim. Merak ediyorum, idareciler dediğin kim? Yani 7-24 hakem konuşuyordun. MHK başkanı mı idarecin? Ya sala yatar gibi diyorlar taraftar. Ben anlamıyorum. Sakaboya'nın pozisyonu. Ya kırmızı verilir verilmez. Ayak hizası kalkmıştı kalkmamıştı. Ben Sakaboya'nın pozisyonunda şunu söylüyorum. Allah'tan korkan Galatasaray'la arkadaşımız varsa, Allah'tan korkuyorsanız, çoluğunuzun, çocuğunuzun, dininizin, imanınızın üstüne yemin ederek deyin ki aynı pozisyonu Fenerli bir futbolcu yapsaydı ben bu asla kırmızı değil derdim. Deyin hadi. Varsa eğer azıcık bir şeyiniz varsa çıkın deyin ki Fenerli futbolcu yapsa vallahi de billahi de çoluğumun çocuğumun üstüne yemin ederim ki kırmızı değil derdim deyin. Hadi çıkın deyin. Ben değiştiriyorum. Fenerbahçeli bir futbolcu o hareket yapılsa, lan İrfan Can isteyerek basmadı kırmızı yedi. Ozan Tufan basacağı yeri görmedi. Topa bakıyorken ayak bastı diye kırmızı yedi. Biz neler gördük? Ne kırmızılar gördük? Ayak hizası şu kadarmış. Ya topa bakmışsın dediler, bilmem ne dediler. Niyet dediler. Ya Fenerbahçe 3 maç 4 maç arka arkaya kırmızı yedi. Valencia'nın kırmızısı bundan daha komikti. Hiçbir temas yoktu. Batshuayi dokunmadı bile. Hiçbir temas yok. İkinci sarıdan atıldı. João Pedro adamı görmedi bile, arkasından gelen adama dokundu diye ikinci sarıdan atıldı. Bak ben kırmızı kırmızı değil demiyorum. Ben diyorum ki inandığınız bütün değerler üstüne yemin edin deyin ki ben Fenerbahçe futbolcu yapsa kırmızı değil derdim diye. João Pedro'yu koşa koşa attılar. Aynı João Pedro sakatlandı. Ayağı bilmem sıkıntı yaşadı ama yok. Fenerbahçe ne diyor? 23 Ekim 2022, 12 Kasım 2022 ve bugün Türk futbolunda yıllardır aydınlanmayan kara gece demiş. Ya Galatasaray'ın efsanelerini paylaşamıyorsun. FETÖ'den soruşturma yiyorsun. Paylaştığın zaman. Böyle efsanesi olan takımlarla ilgili yorum yapamıyorsun. Yani ligin bitmeyeceğine inananlardan ses çıkmıyor. Ya böyle skandal maçtan sonra fikirleri aynı mı? Ya 5 maçtır Galatasaray'ın aldığı galibiyetler her maçta mı sıkıntı olur? Ne demişti Erden Timur? Bu ligi bitirtmeyiz demişti. Biz devletten de üstünüz demişti. Çünkü bu lig devletin garantisinde oynatılıyor biliyorsunuz.
Yani devletten üstünüz demişti. Sonra Trabzonspor ne dedi? Devletin üstünde devlet kuranlar haindir dedi. FETÖ'cüdür. Yok öyle bir şey mi dediydi? Cumhuriyet Cumhuriyet bir şeyler dediler de. Yani aynı Erden Timur ne dedi? TFF'nin içinde bir yapı var dedi. Hani birçok kişi bunun dört harfli bir yapı olduğunu söylüyor. Geçmişte bu yapı bize de fayda sağladı. Biz bunu da söyledik diyor. Yani geçmişte faydasını sağlamış. Tabii 4 sene üst üste şampiyonlukta falan illaki bir şeylerin ekmeğini yemen lazım. Ya Sakaboy'un kırmızısını geçti millet. Golü iptal etmesini geçti. Bir pozisyon var. Sırtına böyle ayağıyla tekme atıyor. Kafasını birden bir hakim geri çeviriyor. Sonra tekrar dönüp bakıyor ki pozisyon bitti diye. Ya inanılır gibi değil ya. Yani bazı insanların ar damarı, bazı insanların öz damarı çatlamış. Ender Bilgin diyor ki hakem VAR'a gittiği zaman yayıncı kuruluş potansiyel offside, potansiyel penaltı yazardı. Bu pozisyonda hiçbir şey yazmadılar diyor. Erman Toroğlu diyor ki ben yazıyorum potansiyel rezalet diyor. Haksız mı? Haksız mı? Ya hocam iyi de hiç mi bir Galatasaray taraftarı demiyor ulan yeter diye demiyorlar arkadaşlar. Haksızlığı o kadar hak zannetmişler ki artık her türlü haksızlıkta ağlayın, zırlayın başka bir şey yok. Ya inşallah Allah başınıza verir, beterini verir, bin beterini verir. İnşallah Allah çıkarır, gani gani çıkarır. Ağlayın, zırlayın der millet de size. Ya iki kırmızı kart atlamış mesela. Mertens kendini yere atmış, ikinci sarıdan atılması lazımdı diyorlar. Milletin tertemiz gol iptal ediliyor. Sivas'ın bir penaltısı verilmiş. Üstünden mevsimler geçen pozisyonu baz almışlar. Hani pozisyon başlangıcı bir dakika önceye alındıydı. Türk futbolu o kadar pisliğin içinde ki. O kadar pisliğin içinde ki. Sivas Spor Başkanı çıkmış diyor ki 20 yıldır Özgüç Türkalp'in adını duymaktan rahatsız oluyoruz. Bunların emekliliği gelmiyor mu? EYT geldi. Lütfen emekli olsunlar demiş. Emekli olup Umre'ye falan gitsinler. Umre'ye gidemiyorlarsa Amerika'ya gitsinler mesela. Yani gitsinler. Maça damga vuran maalesef hakem hataları oldu. Türkiye'deki futbol severlerinin hiçbiri golümüzün neden iptal edildiğini anlamadı. Biz de anlamadık diyor. Ben anladım. Galatasaray şampiyon yapmak için. Ya bu hakemler koşu testlerinden geçememişler. Dil sınavında başarısız olmuşlar. Dünya Kupası'na hiçbir hakemimiz gitmedi. Avrupa'daki maçlarda soruşturma yediler. Asker kaçağı bile hakemimiz varmış. Ya da çürük rapor olan hakemimiz varmış. Türkiye'de futbol niye gelişsin? Alp Eralp diyor ki Erden Timur ne demişti? Federasyonun içinde bir yapı var ve geçmişte biz de fayda sağladık. Bütün hikaye bu. Yani biz eskiden çok güzel ayrıcalığımızı alıyorduk. Son dönemlerde bu ayrıcalığı alamıyorduk dedi. Almaya da başladılar. Peki ben size başka bir şey söylesem. Bu işte Sivas'ın da parmağı var desem. Hadi lan dersiniz. Maç öncesi Sivas Spor'dan bir açıklama geldi. Max Gradel, Samba Kamara ve Aaron Apindangoye sakatlıkları nedeniyle Galatasaray maçı kadrosuna alınmadılar. Kadro dışı kaldılar. Evet. Samba Kamara, Max Gradel, Apindangoye. Kadro dışı kaldılar. Rakip Fenerbahçe olsaydı mezardan kalkıp oynarlardı. Koltuk değnekleriyle maça çıkarlardı. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber diyerek sahaya çıkarlardı. Merak ediyorum Sivas Spor. Çok memnun musunuz bu skordan? Hocam Sivas Spor'uma çamur atma, Galatasaray şöyle yaptı böyle yaptı. Ben şunu merak ediyorum. Acaba birileri şunu mu diyor ya? Yani hani birileri şey mi diyor? Mesela Fenerbahçe, sen Trabzon maçında yeniliyorsun kardeşim. Çeneni kapat, yenil git. Sivas, sen Galatasaray maçında kaybediyorsun kardeşim. Nasıl kaybediyorsan kaybet. İster futbolcusu, işte ne bileyim, sen şu maçta şu kadar ye, sen bu maçta bu kadar ye falan mı diyor? Ya ben anlamıyorum arkadaşlar. Bu kurgulu bir düzen gibi geliyor ya. Tiyatro izliyoruz gibi geliyor. Ve ben şunu ısrarla söylüyorum. Fenerbahçe taraftarıysanız, azıcık Fenerbahçeliyseniz, Fenerbahçe'yi seviyorum diyorsanız Fenerbahçe'ye kurşun sıkmayın. FETÖ'nün yanlısı, öbürünün yanlısı, Fenerbahçe'ye kurşun sıkanların tarafında yer almayın. Yiğit hocam nasıl yer alıyoruz ki? beIN Sports'a verdiğiniz her kuruşta Fenerbahçe'ye kurşun sıkıyorsunuz. Eskiden vardı ya, alınan her Coca-Cola Filistin'e bir bombadır. Sonra adamın bir tanesi gitti Coca-Cola'yı boykot etmek için kredi çekip bir kamyon Coca-Cola alıp gidip onu da döktü. Coca-Cola iflas etti biliyorsunuz. Almayın beIN Sports. İzlemeyin abi.
Bırakın bu izlenmez. Bakın şu an Türkiye'nin en potansiyelli taraftarı Fenerbahçe taraftarı. Artık millet var ya, bak ben sosyal medyada görüyorum, artık millet şunu söylüyor. Seçimlerde görüşürüz diyor. Neyin seçimiyse anlamadım onu. Herhalde Fenerbahçe başkanlık seçiminden bahsediyorlar. Yani ya abi almayın. beIN Sports almayın. Vermeyin. Şuraya verdiğiniz her para kuruşu kuruşuna haram. Çocuğunuza haram yediriyorsunuz ya. Çocuğunuzun parasını haram yere harcıyorsunuz. Günah ya. Günah abi, vermeyin paraya. Ne zaman adaletli bir lig oldu o zaman izleyin. İyi de hocam, adaletli lig olduğunu nereden anlayacağız? Şuradan anlayacaksınız. Hakemler Allah'tan korkarak maç yönetecek. Bir maç ya, bir hafta boyunca Kayseri, Alanya Kayseri maçı. Açın bir tane özetini izleyin. Açın bir özet izleyin. Bak. Geçen hafta Beşiktaş'ta oyuncu kafa atıyor. VAR'dayız diyorlar. Ona rağmen devam diyorlar. Ya bunlar kimden alıyor bu talimatı? Kim diyor bunlara bu takımları kolla diye? Çözemiyorum. Peki hocam, çözüm önerin ne? Mesela biz Fenerbahçe'yi takip ediyoruz. Fenerbahçe'yi izliyoruz. Çözüm önerim şu. Fenerbahçe'yi koşulsuz şartsız takip edin. Ama Fenerbahçe dışında kimseye ekmek kazandırmayın. İyi de hocam, böyle bir şeyin imkanı yok ki. Yani biz kaçak izlesek Fenerbahçe'ye mi gidiyor para? Hayır, kimseye gitmiyor. Ya kaçak izliyorsanız izleyin, saygı duyarım. Gidin Feneryum'dan iki tane tişört alın. Ayda bir tane tişört alın. 350 liranız Feneryum'a gitsin. 250 liranız Feneryum'a gitsin. Ya 1 milyon kişi bugün beIN Sports üyeliğini iptal etsin. İptal ederken de şunu söylesin: ben her ay düzenli olarak gidip Feneryum'dan ürün alacağım, size kuruş yok desin. Bir ay boyunca Feneryum'dan 1 milyon kişi 300 liralık tişört alsın. 300 milyon lira Fenerbahçe'nin bir aylık cirosu. Yani artı cirosu. Hadi bunun 100 milyonu yapım masrafına gitsin. 200 milyon lira Fenerbahçe'ye kazandırmış olursunuz. Bunu yılda yapsanız 2,4 milyar lira Fenerbahçe'ye kazandırır. Fenerbahçe ekonomisini uçurursunuz. Sadece bir sezon hiçbir Fenerbahçe taraftarı beIN Sports almasa, aylık 200 lira 300 lira Fenerbahçe'nin kasasına para verse, bakın bakalım ertesi sene birileri nasıl yalvaracak Fenerbahçe'ye. Yalvarmasınlar ya, bırakın gene istediklerini şampiyon yapsınlar. Size ne? Kimse izlemesin. Fenerbahçe maçında reyting rekoru kıramasınlar. Kudursun dursunlar. Fazladan para veriyoruz diye. Siz gidin Feneryum'a para aktarın. Yine kulübe vermiş olacaksınız. Peki hocam, sen niye izliyorsun? Ben şunun için izliyorum. Ben Fenerbahçe maçı hariç maç izlemekten nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Zorla izliyor gibi oluyorum. Ben Fenerbahçe maçını izlemekten keyif alıyorum. Jesus'lu Fenerbahçe'yi izlemekten keyif alıyorum. Gurur duyuyorum takımımla. Takımın her maçında, her galibiyetinde, verdiği her mücadelede gurur duyuyorum. 10 kişi de bırakılsa gurur duyuyorum. Deplasmanda yenilse, evinde yenilse de gurur duyuyorum. Ben Fenerbahçe'mle gurur duyuyorum. Ben Fenerbahçe sevgimden izliyorum. Size de bunu tavsiye ediyorum arkadaşlar. Peki hocam, sence Galatasaray şampiyon yapacaklar mı? Hocam üstündeki forma Galatasaray forması mı deseniz daha mantıklı bir soru olur. En azından buna göre. Ben sadece şunu söylüyorum: Allah çıkartsın. Nerenizden, kiminizden, ne şekilde çıkartıyorsa çıkarsın. Ama Allah çıkarsın, acilinden çıkarsın. Bir daha belinizi doğrultamayasınız inşallah. 2010-2011 şikeli diyorlar. Hangi maç bu kadar kirliydi? Bir tane maç çıkarın. Hakem hatasına bir tane maç çıkarın. Hakem kolladı, Fener'e maç verdi. Diyorsunuz ya, Fenerasyon. Çıkarın Fenerbahçe'nin şampiyon yapıldığı, hani size göre yapıldığı bir sezonda iki tane üç tane böyle maç çıkarın. Hadi hakemin böyle inanılmaz kararlı maçı katlettiği şey çıkarın. En fazla bir tane. En fazla bir tane çıkarırsınız. Hadi iki tane çıkarın. Fenerbahçe'nin hakkını yenildiği maçlarda çıkarın aynı sezonda. 2013-2014 Ersun Yanal'ı sezonda. Biz Sivas deplasmanda bizi öyle bir katlettiler ki aklınız durur. Şampiyon olacak takım orada belliydi zaten. Yani orada katledildi ama yoluna devam etti. Yıllardır Fenerbahçe katlediliyor bazı özel maçlarda. Ondan sonra hop al aşağı git. Şimdi baktılar Fenerbahçe al aşağı gitmiyor. Katledilmesine rağmen gitmiyor. Haksız kırmızıya rağmen gitmiyor. Şampiyon yapmak istediklerini itekliyorlar. İteklesinler bakayım nereye kadar itekleyecekler. Ama Fenerbahçe taraftarında az biraz onur, gurur varsa şu beIN Sports'a kuruş kazandırmazlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. İster destek olun, ister olmayın. İster beğenin, ister beğenmeyin. Ya biz bu ligi Fenerbahçe için izleyeceğiz ya izlemeyeceğiz. Ya biz bu lige değil Fenerbahçe'ye para kazandıracağız ya da Fenerbahçe'ye kurşun sıkacağız. Kararını size bırakıyorum. Fenerbahçe taraftarı olarak size bırakıyorum. Saat 15'te de Erol Bilecik'in muhtemelen çok sert açıklamalar olacaktır. İzlemenizi
tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere.